genç yaşta zirveye ulaşmış sanatçılarımı ve Tunceli hocamı sunmakla da şeref duyuyorum. Tangoların biricik kızı Seval Uğur ve yanlarında güzellik kraliçemiz Sayın Meltem Doğanay ve tüm bunların hocaların hocası Sayın Özer Altın. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Seval'cığım, biz hep sanatı konuşuyoruz, sanatçıyı konuşuyoruz. Biraz da dünkü tangolarımızı konuşmak istiyorum ki sen İspanyol müziğini çok seviyorsun. Çok, evet. Fakat İspanyol müziğini çok seviyorsun ama dünkü tangolarımızı da unutamazsın. Bir Şecaattin Taneli'yi, bir Celal İnce'yi, değil mi hocam? Bir Zehra Eren'i. Evet, bunları unutamazsın. Evet, bize bu konudaki görüşünü söyler misin? Tabii ben tangoya bundan 10-12 sene önce başladım. O zamandan beri olan tutkum, bu müziğe olan tutkum beni Ümit İris'le beraber bu dansı yapmaya yöneltti. Ümit İris mi dedi? Evet, benim dans hocam. Biraz önce Şecaattin Tanyerli'den bahsettiniz. Tabii kendisiyle çok sahne paylaştık, çok anılarımız oldu. O da hiçbir zaman yeri doldurulamayacak bir sanatçı. Tango'nun dünü derken ben çok eskileri tabii bilemiyorum ama... Tabii sen 25 evet. Yaşında olduğuna göre artık o hesabı fakat, yapamayacaksın. Ben başladıktan sonra da bu konudaki gerilemeler dans hayatına başladıktan sonra da biraz azaldı şu son yıllarda. Fakat o yıllarda Ümit İris'in anlattığına göre her sene dans yarışmaları düzenlenirmiş. İşte gazetelerde dans yarışmaları. Bu benim dansa ilk başladığım yıllarda da vardı. Dans yarışmaları Günaydın gazetesi düzenlerdi. Hayat Mecmuası çok eskiden düzenlenmiş. Çok ilgi vardı. Tabii şu senelerde yine bir dönüş var. Bütün dünyada tangoya bir dönüş var. Hatta her pazar bir otelde biz tango gecelerinde tango da yapmaktayız ve bunun da musunuz? Evet halen yani şu anda özel evet halen şu anda programa çıkmaktayız ve bayağı ilgi gördü. Demek ki yeterince nerede bu danslar empoze edilirse Armada Oteli'nde çıkıyoruz. Evet. Yeterince empoze edilirse insanlara herhalde bu konuya da tango müziğine ve tango dansına dönüş olacağı peki, kanısındayım Seval'cığım, ben. Peki Seval'cığım, senin bir dansını beraber izleyelim. Tabii. Sonra programa devam edelim. Peki. Evet, izliyoruz. Thank you.
Teşekkür ederim Seval'cığım. Çok iyi. Peki Seval, tahsil düzeyin senin? Ben lise mezunuyum. Liseden sonra özel bale dersleri aldım. Ve 10 yıl tango dersleri aldım. Ve yani tabii, kendini tamamen buna verdin. Tabii, peki, tamamen bu sevgi verdim. Bu sevgi bende çok küçük yaşlardan beri doğdu. Bu bir ruhtur zaten dans. Sadece hareketler değil. Bir ruhtur. İnsanın kendisini ayrı bir dünyada bulmasıdır. Mesela ben her zaman düşünürüm. Deniz olsam nasıl dalgalanırım? İşte bulut olsam nasıl dalgalanırım diye. Hatta yağmur, uçak yolculuğunda yağmur bile bulutların üstünde dans edilebilir mi diye hep düşünürüm. Tabii bunu yapan insanın hayal dünyasının herhalde çok geniş olması gerekiyor ve ruh olması gerekiyor. Bazen bana soruyorlar işte o mimikleri, o hareketleri nasıl çalıştınız diye. Tamam, tangonun hiç sonu yok. Ben 10 yıl ders aldım. Hala amatör görüyorum kendimi her sanat dalında olduğu gibi. Soruyorlar bana o mimiklerinizi, o jestlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Ben bunu yapmıyorum. O anda ben mesela bir tango müziği duyduğum zaman ağlarım. Yani o herhalde hissettiğini yaşıyor. Hissettiğim bir sanatçının beyefendi de bilirler değil mi? Şarkıda da böyledir. Hissetmeden olamaz. Şey olamaz. Fakat beni bir de üzen şu var. Mesela bana bazı yerlerde başka işiniz var mı diyorlar. Hala dansçılık meslekten sayılmıyor. Bu biz dansçıları çok üzüyor. Ama bizim şimdi evet. Türkiye'de biliyoruz ki bir dansöz. Evet. Bir, o da bir sanat tabii. Bu bir, evet, dansözlük de bir sanat. Bu şekilde yani güzel yorumlamak. Senin gibi meslek icra evet. edenler Türkiye'de çok az. Var. Peki kaç sene daha götürebilirsin? Evet, aslında işte onu çok uzun yıllar götürmek istiyorum. Tabii o temel oluşunca çok uzun yıllarda götürülebilir bu meslek grubu. Ama benden sonra da isterim ki ben, gönül ister ki çiftler çıksın, buna heves olsun. Yani böyle bir şey olmaması beni üzüyor. Başka işiniz var mı? Bu meslekten sayılmalı ve dans olimpiyatları alınmalı. Yani biz de dünya dans yarışmalarına katılabilmeliyiz. Dans gündeme gelmeli. Türkiye'de zamanı bu, gelecek onların. Ben Türk insanını ve milletini çok seviyorum. Çok milliyetçiyim. Ve kendi insanımın bu dansları yapmasını istiyorum. Ve bu bir batı taklidi de değil. Çünkü tango bir kültürdür. Şu an hala bütün lokallerde komparsistayla değil mi tüm evlenen çiftler tangoyla dünya evine girmekteler. Ama şimdi bunun temelinde, değil. Bunun temelinde evet, buyurun. Dış müzik var. Yani evet. Temeli Türk müziği değil. Onun için müsaade edersen evet, ben biraz da Türk evet. müziğine geleyim. Tabii. Şimdi sevgili buyurun. Mertemciğim çok yaşta Türk müziğine aşık evet. olmuş. Türk müziği evet. yaşamış. Mertemciğim sen tangoyla Türk müziği arasında bir bağlantı kurabiliyor musun? Veya o tangolu dönemlere yetişebildin mi? Veya seyrederken mi zevk duyuyorsun, dans ederken mi zevk duyuyorsun? Valla şuna inanıyorum Ümit Bey, ben her şeyin yani her müzik olgusunun yerli yerinde zamanının olduğuna inanıyorum. Seyretme, seyrettiğinden haz alma, sevme gibi zamanı dönemleri vardır. Kimi bir ruh yaşıyorum mesela Türk müziği dinlemek ya da icra etmek duygusu yaşıyorum. Zevkle dinliyorum ya da icra ediyorum. Kimi duygu yaşıyorum tangoyu izlediğimde başka diğer. Kimi duygu yaşıyorum evet. pop müziğinin ritmik danslarını uygulamak istiyorum. Bence bu yani kişisel olarak söylüyorum. En çok sevdiğim açık açık. Aslında en çok sevdiğim, şimdi işte ona geliyorum. En çok sevdiğim diye bir şey değil. Hepsini zamanında ve yerinde seviyorum. Yani öyle bir şey ki günü geliyor bir disco ritminde bir dans etme duygusu yaşadığımda tangoyu belki alamayacak bir ruhta oluyorum. Ama öyle bir an geliyor ki nostaljik geçmişe dönmek isterim ya da tangonun özelliklerini araştırmak bilmek istediğim. Çünkü tango hakkında ben de çok şey bilmiyorum. Bugün burada çok mutlu oldum hanımefendiden bu konuda da bilgi sahibi çok olacağım. Yani bilmek lazım, onun ruhunu anlamak lazım tabii bence. Yani hanımefendiyi bıraksam sabah kadar bize tangoyu anlatacak. Bir bütündür. Bakalım, bir şey zaten şarkı ve dans bir bütündür. Aslında böyle birlikte bir şarkı söyleyen ve bir dans eden insanın bu konuyu tartışma fırsatını verdiğiniz için Sayın Ümit Utku'ya ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok bağdaşıyor müzik ve dans. Evet. Birbiriyle çok bağdaşıyor. Ben şunu da gözlemliyorum mesela az solist olarak. Sahne estetiği, bu bir çalışma, bir ses eğitimi gibi. Seyircilerle bütünleşmek, işte bir mikrofon tutuşu, bir el hareketi, bunlar hep temelinde dans yatan öğeler. Bir parantez açabilir miyim? İzninizle hocam ben bir şey söylemek istiyorum.
Şimdi hanımefendiyle biz ilk TRT1'de bir canlı konserimizde karşılaşmıştık. Çok enteresan, onu anlatacağım. Yani konuyla çok ilgili olduğu için az önce söylediğiyle ilgili. İşte hocam siz de vardınız hatırlıyorsanız, hanımefendi eşiyle birlikte çalışmalardaydı. Orada dedim ki siz dedim ders veriyor musunuz? Çünkü ben daha önce onları kanalda izlemiştim, hayran kalmıştım. Yani nefis o ruh, o kişilik. Yoksa sen de dans mı etmiştin? Şimdi çok enteresan, Türk müziğiyle bağdaşma noktasına geleceğim. Bir ara kafamda Türk müziğine yenilik getirelim, tango gibi ya da bale gibi bir dersler alarak. Hani sahnedendi ya, sahnede bale ile beraber. Yani hep otantik olmayalım, başka değerlerle de birleştirelim diyorum. Yani çünkü bence yani dünya görüşü çok önemli. Hepimiz insanız. Öyle, tamam milliyetçiyiz. Tabii. Milli değerlerimizi koruyalım. Ama koruduğumuz bazda da başka şeyleri de ekleyerek dünya görüşünde olalım diye düşünüyorum. O yüzden de hanımefendi dedim siz dedim bana ders verebilir misiniz eşinizle çok beraber? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet tabii. Çok enteresan. Biraz önce ondan bahsetmek istemiştim. Batı'nın dansı tabi tango ama bizim Türkiye'de de Atatürk, Ulu Önder Atatürk tabii, döneminde Atatürk'ün sevdiği tangolardı, valslerdi. Ve bu tabii ki o Batı'da değil, de Türkiye'de de hepsini yaşadık. Tabii Türkiye'de de olan tangolar, Türkçe tangolarımız var bizim. Ama dün çok Batı, güzeldi. Bugün için bunlar evet, yok. Bugün Papa için olmalı. Beyaz deyince. Evet. Hocam makamı var mıydı? Makamı neydi hocam lütfen? Ya da usulü. Evet. Ona yakın sen de güzel bir şarkı izleyebilir misin? Peki, teşekkürler. Evet, izliyoruz. Meltem çok güzel. Tabii evet. Bu konuda hocama çok teşekkür ediyorum. Hocam siz nasıl kaynaştırıyorsunuz? Efendim ben evvela musikinin evrenselliğini kabul ettiğim için menşei batıda olsa bize ait olmasa da tango lirizmi en güzel temsil eden bir musiki çeşididir. İnsanı götürür. Hatıralarına götürür. O tarihlerde çok gittik geldik. Tabii. Gider gelir. Yani bu lirizmi Türk musikisinin de
birçok eserlerinde bulmak mümkün. Tabii. Tango'nun da birçok eserlerinde çok bulmak. Şey değil mi hocam? Rast'la geçsin günler, haftalar, evet. Aylar. Evet. Çok seviyorum. Rast yapalım. Evet. Batı'nın vals dediği bizde semai usulüne tekabül eder. Yani musiki birbirinde o kadar kaynaşmıştır ki. Tabii tangoyla Türk musikisi de kaynaşmış. Peki hocam, bugünkü müziği ve bugün çıkan sanatçıları, yani genç arkadaşlarımızı nasıl buluyorsunuz? Nasıl istikbal olarak ne görüyorsunuz? Şimdi bizim... Tabii ben bunu sizden almak isterim. Siz bu... Estağfurullah. Ben düşüncelerimi arz edeyim. Bizim millet olarak fevkalade büyük kabiliyetlerimiz vardır. Çok çabuk kavrayan bir milletiz biz. Fakat hareketli müziğin ileride yetmeyeceği kanaatindeyim. Yani gençlerimizin hareketleri o kadar aşırı ki her gün bu aşırılığa bir şey eklenmesi icap eder. Çünkü bugünü yarın kabul etmez. Yenilik onlarda sadece harekete uzun ömürlü olabilir mi hocam? Muhakkak kendilerini bir anda, yani böyle gitmeyecek. Biz bir şeyler yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu nasıl değiştirelim diye bir düşünceye girecekler. Aralarında büyük kabiliyetler var. Çok büyük kabiliyetler var. Onlar zannediyorum ki bizim pop dediğimiz musikide veyahut batı kaynaklı dediğimiz musikide veyahut Türk popunda uzun ömürlü olacaklar. Ama çok dikkatle irdeleyip çok dikkatle hareket etmeleri lazım. Ve eser yaratılması lazım. Evet, hocam. Yani bir yeniliğin, tabii, bir yeniliğin. Çünkü hep aynı ritim, hep aynı hareket ve hep parçaların birbirlerine yakın. Hem gözü hem kulağı rahatsız eder. Evet. Ve bu başladı rahatsız etmeye. Demek ki bir değişikliğe, bir yeniliğe ihtiyaç vardır. Genç arkadaşlarımızın bunu hissedip muhakkak bu değişimi tez elden yapmaları lazım. Çünkü seve seve dinlediğimiz bu genç arkadaşlarımızın artık aman yeter, bunu çok dinledik, tabii, diye kanal yavaş yavaş da yok olmaya başladıklarını görüyoruz. O olmasın, evet, inşallah. Peki sen Seval ne düşünüyorsun? Yani şimdi, bugünkü sahnelerde izlediğimiz, hı-hı, kasetlerini izlediğimiz, bilhassa küçük çocuklara hitap eden, hı-hı, şeyler, pop şarkıları var. Bunlar uzun ömürlü olabilir mi? Tango kadar uzun ömürlü olabilir mi? Tango mesela bence ebedi yaşar. Tabii tango bir kültürdür. Tabii hiçbir zaman bitmez tabii. Bundan hoşlanmak için klasik müzik gibi tango, bir opera gibi bir kültür birikimi ve bir gerçek bir Türk sanat musikisi gibi. Türk sanat musikisi de kaybolmaya başladı. Hayır, kaybolmaz değil. Türk sanat müziğinin de gerçek eserleri daha gündemde olmalı. Değil mi ama Sayın Hocam? Bunu daha iyi bilirler. Hiçbir zaman kaybolmaz. Seyircisi tabii çok var. Evet, yer olması, evet, gerekir. Kaybolur derken, evet, onu belirtmek istedim. Yani daha ağır, daha kaliteli şeylere her zaman yer verilmeli. Bu tango için de geçerli. Pop müziği denince yetenekli kişiler var. Çok duyarlı sesler var. Fakat tabii herhalde bunlardan çok iyileri kalacak. Diğerlerinin modası geçecek. Ben bunu bir akım olarak düşünüyorum. Bir dinamizm olarak düşünüyorum. Sana şöyle bir şey soracağım. Sadece. Tango deyince senin gözlerinin kaydığını görüyor. Çünkü, evet, bu senin için bir sanat, senin için bir sevgi, senin için, evet, bir aşk. Bana, bize daha doğrusu, güzel bir tango yaşatır mısın? İzleyelim senin güzel bir tangonu bakalım nasıl. Estağfurullah. Çok. Thank you.
hakikaten kendinden geçiyorsun. Kendinden geçtiğini görüyorum. Şimdi sevgili Mertenciğim, Türk musikisi biraz evvel gayet güzel söyledin. Bizim yine yerimiz Türk musikisindeyiz. Biz tangoyu büyük önder, aşık olduğum büyük önder Atatürk'ün gününden bugüne belki inşallah daha ileriye de götürecek. Çünkü Atatürk'ün en büyük sevgisi değil mi hocam? Tangoydu, valsti. Yani ne kadar modern bir insanmış ki Atatürk. Evet. O günkü giysileri bugün moda. Ve o günü, o günkü tangoyu, o günkü valsi ki bugün vals her zaman moda. Şeyi geçmeyen, modası geçmeyen valsi tango. Türk musikisi hakkında. Çünkü seni görüyorum dolu dolu Türk musikisi. Nasıl aşık sever tangoyu, sen Türk musikisi. Evet. Senin de iftihar ediyorum. Şöyle iftihar ediyorum. Her Türk'ün musikisine aşık olması lazım. Bugün istersen pop müzik sanatçısı olsun değil mi hocam? Ama bizim kendi musikimizi, kendi musikimizi. Birinci planda bunu öyle mi? Sen ne düşünüyorsun Türk musikisine bugünkü pop hakkında? Şimdi hocamın hep bir lafı vardır. Altını çamura bulasan da altın altındır. Sonuçta kıymetinden hiçbir şey yitirmez. Türk müziğini de böyle görüyorum. Şimdi tabii bu dediğiniz gibi az önce bir geçiş evet. dönemi olduğu için oldu. Bu yaşanılacak bir gerçekti. Evet. Bir de az önce siz bir şey söylediniz, çocuklar dediniz evet. daha çok dinliyor. Şimdi aslında benim hoşuma gidiyor. Çünkü çocukların hızla gelişmesine sebep oluyor. Bu teknolar, iletişim aracı gibi bir şey oluyor. Bizim zamanımızda çocukluğumuzda bu yoktu. Ama bazen de müstecilliği var bunun. Var evet. Mesela evet. diyor ki anne çişim geldi beni götürsene bu şarkı olmaz. Olmaz. Ne diyeyim hocam? Yozlaşmadan. Yozlaşmadan teknolojiyi çocuklara. Çerçevesini yani tutmalıyız. Çocuğa evet. teknolojiyi ve iletişimi evet. göstermek adına çocuk psikolojisi adına doğru diye bakıyorum. Öğretici olursa çok güzel. Ben de öyle güzel. Bakıyorum. Evet. Fakat tabii pop müziği de her olgu gibi yani ilk başta bir şey başlıyor, temelini sağlam atılıyorsa, devam ediyorsa onun üstüne hocamın da dediği gibi bir şey katlanıyor, katlanıyor, büyüyor, olgunlaşıyor ve bir şekil alıyor, kişilik kazanıyor. Şu anda pop müziği de biz bu teknolojinin bir anda pazar bulmasından dolayı, ülkemizde çok rahat olmasından dolayı tabii teknolojik açılımlar, teknolojiyi öğrenme ve bu öğrenmenin dolayısıyla merak falan filan derken bir büyüme oldu bu konuda. Ve birdenbire yeni olan bir şeye merak olduğu için bu konuda gelişme, büyüme, gündemde olmak gibi durumlar çıktı. Tabii bu az önce söylediğim gibi rayına oturacak bir kişilik olacak. Kişilik olduğunda o yerini bulacak. Ama inanıyorum ki Türk müziği de kişilik. Zaten başlı başına kişilik ama bizim şu andaki eksik olduğumuz konu biz kültürümüzü bilmiyoruz. Çok büyük bir kütle Türk müziğinin kültürünü bilmiyor. Bu kültürü vermek önemli olan. Yani bunu öğretmek, vermek bu konuda eksiğiz biz. Türk evet. müziğimizin içinde işte tasavvuf kültürümüz var, tasavvuf musikimiz var, özümüz var, değerlerimiz evet. var. Çünkü nereden geldiğini bilmeyen bir toplum nereye gideceğini de bilmez. Nereye gideceğini bilmezse ne olur? Hiçbir sanat dalı kişilik olarak, kendi dalında bir kişilik olarak yerini bulamaz. Evet. Yani yerini bulması gerekir. Bizim şu anda yaşadığımız olay bu açılımda yerini bulamaması hiçbir olay değil. Peki, çok karamsar düşünüyor. Evet. Türk musikisini Türk milleti gayet güzel bilir. Bilir gayet tabii. iyi bilir. İşte o da bir kalite. Ve tahminlerin fevkinde, evet. tahminlerin fevkinde vakıftır da. En az mesela hiç Türk musikisinin benimsenmediğini zannettiğiniz Güneydoğu, Doğu illerimiz, Kuzeydoğu illerimiz öyle eserler isterler, öyle eserler rica ederler giden sanatçılardan ki İstanbul'da o eserleri bilmeyenler vardır ama Urfa'nın bir evinde, Adıyaman'ın bir evinde, Gaziantep'in bir evinde hanımlar, beyler otururlar, ellerine sazlarını alırlar. Biz bu meşkleri bizzatı gördük, şaşırdık, sevinçle karşıladık ve çok hislendik, ağladık. Basbayağı o kadar güzel eserler verirler ki büyük usullerle yapılmış büyük besteler verirler, büyük yürük semailer verirler. Itri'den verirler, Zekai Dede'den verirler. Hocam zaten esasen eski İsmail sanatçılar, Dede Efendi'den verirler. Eski sanatçılar Gaziantep'ten, Adana'dan yetişmişler. Yani orada başlamış gazino hayatına. Birdenbire bak mesela Hamiyet Hanım da öyle başladı, Müzeyyen Hanım da öyle başladı, Sefiye Hanım da öyle başladı. Peki yani, bir şey sorabilir miyim? Şimdi Türk toplumu böyle çeşit çeşit kitlelerden, değer yargıları farklı olan tiplemelerden oluşuyor. Türkiye toprakları içerisinde düşünecek olursak.
bütün bu kitlelerin, evet her toplum gibi. Ama bizde belki bu daha çok ortada konuşulan bir konu haline geldi belki günümüzde. Onun için söylüyorum. Evet. Ve dolayısıyla bütün bu kitlelerinin hepsinin birden bu özü kabul etmesi, benimsemesi diye bir şey olabilir mi? Yani mesela bu eserler, bu büyük formda hocam, büyük formda dediğiniz eserleri tartışabilecek, bunu koruyabilecek sebepleriyle, kültürüyle, özüyle bunu anlatabilecek konuma gelebilir mi tüm ayrı kitleler? Ama o dünyada hiçbir musikide bu söylediğin özellikleri tartışabilecek insanlar böyle bütün millet, bütün mozaik değildir. Belirli bir kesimdir. Mesela Batı'nın klasiklerini Avustralya, bildiğimiz Viyana Vars şehridir. Evet. Gideceksiniz orada, dinleyeceksiniz Batı musikisinin bütün klasiklerini, Vars'ı. Ama o özü dinleyen insan, farz edelim ki 2000 kişidir. 5000 kişi mahalli musikisini daha çok dinler. Evet, yani her yerde bu irdeleyen, tetkik eden, nüfuz etmek isteyen, içeriğini baştan aşağı öğreneyim veya bir başkasına öğreteyim diyen kitle, bunlar araştırmacı, çok meraklı ve öğretim için kendini feda edebilen insanlar. Sen Türk musikisi için ne düşünüyorsun? Seviyorsun bunu. Türk sanat musikisini çok seviyorum. En sevdiğim parça. Engin de yavaş yavaş günün minesis oldu. Ben bir Behiye Aksoy hayranıyım. Eskiden ama çocukluğumda... Ama o Saadettin Kaynak değil mi hocam? Çocukluğumda hayır, artık Behiye Aksoy okuyor. Behiye Aksoy artık o makamı tabii siz daha iyi bilirsiniz. Ben o kadar derine İcaz inmeyeceğim için. İcaz makamında ben söyleyeyim. Makamlarda eğitim olmadığı yapıyorum yani. Behiye Aksoy'u çok iyi. Hayır o zaman müsaade et senden bunu izleyelim. Evet. Onu senden izleyelim. Veya onu bilmiyorsan bile başkasını söyle. Seni izleyelim. Sen Türk musikisi aşıksın. Yanında Seval da aşık. Ben hocamın zaten... yanında ne konuşacağımı bilemiyorum valla. Hocam müsaade misiniz? Bir izleyelim. Rica ederim. Evet. Sen Thank you.
Çok teşekkür ediyorum. Sen musikiyi yutmuşsun. İnşallah. İçmişsin ve görüyorum gözlerinle, vücudunla, mizanseninle, saçının her teliyle Türk musikisini yaratıyorsun. Sende de dans öyle görüyorum. Tangoyu öyle görüyorum. Evet. Yani sen bir tango hastasın. Siz de kendi işinizin doruğundasınız ve yıllarca yönetmenlik yaptınız. Bu duyarlılık sizde de olduğu için bizleri çok iyi anlayan, çok iyi takdir eden, yıllarca sanatçıya destek veren gerçekten. Bunu yani çok rahat söylüyorum. Sizi de bu programa üçüncü çıkışım benim. Böyle sizin onurlandırdığınız bir programda değerli hocamız. Sen beni bir daha çağır. Benim de üçüncü. Aynı şekilde. Yani bir daha çağırsın. Hatta az önce teklif ettim. Birlikte programı sunalım falan. Öyle bir tuhaf durum ki iki politikacı karşımda. Evet. Ben Meltem'le yaptığım konuşmada Meltem politikaya aşık. Geçen gün bakanlarla beraber onu bir programı soktum. Sayın Sabancı da vardı. Maşallah Meltem lafı bir aldı. Öyle bir götürdü ki şimdi Sayın Başbakanımız Çiller hanımları Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyor. Çok güzel. Seval bakıyorum bu işte gönüllü. Politika da dansla çok yakın. Evet. Politika da dans etmek evet, aslında. Hocam politikada da dans var Sayın Ümit Utku. Tabii. O zaman hazırlanın. Evet. Sayın Başbakan da aşağı edeyim. Danstır zaten. Evet, baştan politika aşağı edeyim. Dans. Çünkü konuşma taktiğiniz çok güzel, esprileriniz çok güzel, diksiyonunuz çok güzel. Yani Büyük Millet Meclisi de böyle kendi konumlarına inmiş genç güzel kızları görsün. Sizden bu güzel sözleri İnşallah. Duymak da bizim için büyük bir şeref çok değil mi Meltem? Evet, bence de öyle. Hocam talebelerinizle politikaya da girersek bu iş artık çok iyidir. Çok iyi talebe yetiştirmişsiniz siz. Efendim ben talebelerimin tabii sizin tensibiniz nedir bilemem görürseniz de politikadan uzak olmalarını yeğlerim. Çünkü politika bizim biraz evvel sanat olarak düşündüğümüz o güzel tangolar değil de başka türlü tangolara dönüştü politika. Evet. Sevgili hocam, tango yani, politikada evet. Ben şunu düşünüyorum. Evet. Yani artık gençlerimiz, gençlerin tabii siyasete girmeli. Yani bugün artık politikaya girmeli. Ülke sorunu. Mesela bakın açık söyleyeyim. Bir Tansu Çiller hanımefendi. Herkes tahmin etmiyordu böyle başarılı olacak. İki yıl içinde milletvekili, bakan, başbakan ve gayet güzel de götürüyor olayı. Yani demek ki hatipse, çok... fiziği güzelse, evet. giysisi güzelse bugün halk arıyor. Politikacı da güzel giyinecek diyor. Güzel olacak diyor. Güzel konuşacak diyor. Ve ülke sorunlarını bilecek. Avrupa'yı da bilecek. Dünyayı da bilecek. Türkiye'yi de bilecek. Artık aranıyor. Giriniz. Onun tabii, için amaçlı evet. yaşamamız gerekiyor. Ve halkımız gerekiyor. Yani her zaman söylüyor. Ben yemem politikacıya evet. yedirir. Ama yaşadığımız gelin. Toplumda tabii yararlı şeyler yapmamız ve savaşım vermemiz gerekiyor. Tabii ki bu biz sanatçıların da buna el atması gerekiyor. Çünkü bu dünyayı daha iyi hissedebiliyoruz. Daha iyi görebiliyoruz. Birçok şeyi sanatçı bence daha çok özümler, daha duyarlıdır ve duyarlı olan insanlar da daha üretkendir. O yüzden politikada da tabii ki üretip toplumumuza yararlı yani politikaya girmeye kararlısın sen görüyorum. Evet yapmamız sevgili Meltemciğim, Aydan nasıl karşılıyor senin sanata olan düşkünlüğünü ve çevren veyahut? Arkadaşlar. Şimdi şöyle çok açık konuşacağım burada. Çok açık konuşacağım. Dobra dobra. Zaten politikaya girersen politika yapmamak politika mı olacak? Şimdi az önce onu düşünüyordum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında benim sanata bakışımı çok seviyorlar. Çünkü ben sanatımı seviyorum. Hocamla sevdim zaten. Yani akademik ölçüde yapmaya çalışıyorum. Yani doğrusunu öğrenmeye çalışıyorum. Onlar da bunun farkındalar. Fakat tabii bir olay oldu, başımıza geldi. Bir albüm yaptık. Albümün tanıtımından tutun miksajına kadar. Yani resmen bir albüm bu kadar sabote edilse katledilebilir. Yani bu hale geldi. Tabii biz büyük ümitlerle bu albümü yaptık. İşte anne baba böyle olacak, şöyle bir şey yapacağız, bu kadar iyi olacak falan diyerek girip böyle bir yanlış bir albüm çıkınca ortaya. Ailemde tabii kızım hani söyledikleriniz ne oldu bu iş falan deyip bir takım ikilemler yaşıyorum. Ya yani ailemle sanatım arasında kalmış durumdayım. Ama sanat uzun ömürlüdür. Yeneceksin. Çünkü sende o azim, o irade görüyorum ben. İnşallah. Yani çünkü bir insan değil mi hocam? İradesiyle evet. her şeyi yener. Yani yeter o... ki arzu olsun. Tabii. Yani birdenbire halkın sevgisini veya dinleyicinin veya alıcının oyunu bir anda kazanmak mümkün değildir. Ama mücadele bu kazancı sağlar. Maksat giden yolun doğruluğunu bulup
orada azimle yürümektir. Onu hep söylüyorum. Bir albüm her şeye rağmen ben dinlediğim vakit zevk alabilirim. Siz dinlediğiniz vakit almayabilirsiniz. Ben Türkiye'nin en büyük Türk musikisine çok büyük yenilikler getiren bir Sayın Zeki Müren'i tanırım. Sahneye çıktıktan sonra Zeki Müren İstanbul'da sahneye çıktığı zaman ta Gaziantep'teki müzisyenin yövmiyesi fark etmiştir. Yövmiyesi artmıştır yani. Hı hı. İstanbul neresi, Gaziantep neresi? Türkiye'nin her tarafında birdenbire Türk musikisine olan ilgi fevkalade büyük bir genişleme göstermiştir. Telaffuzuyla, giyimiyle, hareketleriyle, diksiyonuyla, beyefendiliğiyle dünyayı fethetmiştir. Ama o azmi hiç bırakmamıştır, devam etti. Canım bir Ahmet Üstün'ün, Allah rahmet etsin, bir günleri vardı. Siz tabii çocuktunuz. Bilmezsiniz. Küçük Çiftlik Gazinosu'nda hocam, öyle değil mi? 3000 kişi. Evet. Ve bir de hanımlar gelirdi özel arabalarla, onu yakından görüp hatta arabalarına davet etme fırsatı bulmak, sesini duymak. Ceketini tutmak için. Tabii. Yani hakikaten yani bu olay, bu olay ömür lazım. Birdenbire olacak işler değildir yani. Sabırla tuttuğun yolu ilerleyeceksin. Ve ben senin bu sabrınla bunu yaratacağına, kazanacağına, başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü sende irade var. Birinci albümü tutmaz, ikinci bir eserin tutsak abi. Her şeyden ziyade kendin inanıyorsun ya eserine. Bütün dava bu. Sanatın evet. En büyük olayı. Muhakkak tutacak. Tutmamak diye bir şey. Mesela ben bugün seni izledim işte biraz evvel. Çok nefis, çok güzel. Evet. Ve sonra hakikaten müziğin derinlerine girmişsin sen. Seval'cığım sen ne söylemek istersin tango hakkında bize son olarak? Çünkü ondan sonra programı bitireceğim ve programı güzel sesiyle noktalayacağım. Evet. Sen tango hakkında ne söylüyorsun? Her zaman yaşatalım diyeceğim tangoyu. Sonsuz olarak sanatı yaşatalım. O zaman Türk tangosu yaşatalım. Türkçe sözüyle yaşatalım. Türkçe sözüyle yaşatalım. Türk sanat musikisini yaşatalım ve sanatçı zaten tavırlarıyla, kişiliğiyle ve sanatıyla kendini kabul ettirmeli. Yaşam biçimiyle, tavırlarıyla bir bütündür. Tango sevenlere ne söylemek istersin? Tango sevenlere de söylemek istediğim şey bunu yaşatalım, dinleyelim, dans edelim. Yani bir tango ekolü yapalım, hayat boyunca dans edelim. Bir tango ekolü yaratalım ve bu kültürü benimseyelim. Thank you.
Peki sevgili Meltemciğim, sen bize, izleyicilerimize Türk musikisi hakkında ne önerirsin? Türk musikisine sahip çıksınlar. Özünü araştırıp ona hakim olmaya çalışsınlar. Ama ben sadece Türk müziği olarak söylemek istemiyorum. Tüm sanat dalları olarak söylüyorum. Her birey sanatın herhangi bir dalıyla mutlaka uğraşsın. Çünkü kendisiyle barışık olmayı o dalla yaptığı savaşta öğreniyor. Yani öyleyse önemli. Şöyle bir şey söyleyelim. Ben bütün politikacılara da sesleneyim, hükümete sesleneyim. Sanatı sanatçı hissediniz. Sanatçıyı evet. Yüceltiniz, güzel. Sanatı genişletiniz, sanata önem veriniz, sanatsız bir devlet yaşamaz. Büyük Önder sanata büyük önem vermiştir Atatürk. Sanatçıya büyük önem vermiştir. Her şey olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, milletvekili olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz, hatta ve hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz demiş Büyük Önder Atatürk. Ama sanatçı olamazsınız. Onun için ben sizi kutluyorum. Atatürk çocuklarısınız. Değil mi hocam? Yani onun için evet, siz bu Atatürk'ün sevgisiyle yaşadığınız müddetçe, kendi milli duygularınızla yaşadığınız müddetçe hayatta başarıya ulaşmayacak hiçbir şey yoktur. Müsaade ederseniz programı kapatıyorum. Sizin güzel bir müziğinizle, güzel sesinizle noktalıyorum. Ve gelecek hafta aynı saatte buluşmak üzere. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Biz şeref ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Nedir bana bu kadar? Kastın senin yarana. Nedir bana bu kadar? M'obsède jour et nuit.
Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul peine sur cette terre qui bat, qui bat.